Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Yaşanmış bir olayı, masal değil, hikaye değil, yaşanmış bir olayı huzurlarınıza getiriyorum şu anda. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye basınında bu bir ilktir ama muhtemelen dünya basınında da bir ilktir. Şimdi fotoğrafını gördüğünüz bu genç delikanlı Yusuf, Beyrut'ta yaşayan, Türkçesi olmayan bir Dadaş torunu. Çok ilginç bir hikayeyle karşı karşıyayız. Bu hikayeyi bana birinci elden yaşamış olan yurt dışı Türkler Başkanlığı'nda çalışan değerli genç dostum Abdülkadir Doğanay anlattı. Şahidimdir. Halen yurt dışı Türkler Başkanlığı'nda uzman olarak çalışıyor bu genç arkadaşım Abdülkadir Doğanay. Bazı şeyler nasipli olur. Yani hani demiş ya Arap, nasibuke yusibuke velev kâne tahtel cebel, nasibin varsa seni dağın altında bile olsa bulur. Buna karşılık biz Türkler de demişiz ki nasipse gelir Hint'ten, Yemen'den, nasip değilse ne gelir elden. Şimdi bu benim nasibimmiş, bu benim ayağıma geldi bu yaşanmış hikaye ve şimdi sizinle onu paylaşıyorum. Beyrut'ta Türkçesi olmayan bir Dadaş torunu, Yusuf Garip. Masal hikaye yok. Bunu bizzat ben yaşadım. Ve size ilk elden anlatıyorum. Kim dedi bunu? Abdülkadir Doğanay dedi. Ve anlatmaya devam ediyor. Genç bir arkadaşla bir yerde oturuyoruz Beyrut'ta. Yusuf'la tanıştık. Kanlarımız kaynadı. Muhabbete başladık. Anlattık. Sonra bir şeyler birbirimizi çekiyor. Kanlarımız bir yerlerde birleşiyor. Muhabbet ilerledikçe aslen Erzurumlu olduğunu öğrendim. Sen nasıl Erzurumlu olabilirsiniz? Olabilirsin ki dedim. Sen Arap değil misin diye de ekledim. Ve soyadında da Karip. Erzurum nere, Karip nere? Ben Yusuf dedi. Dedem Ahmet ve soyadım Garip. Devamını evde devam edelim. Hadi bu akşam ziyafet var dedi. Bizi akşam yemeğine götürdü. Çeşit çeşit lezzetler. Annesi kısa zamanda o kadar çok şey hazırlamış ki. Teyzesi gelmiş Kanada'dan. Teyzesiyle bizi tanıştırdı. Bir müddet sonra babası geldi. Biraz muhabbetten sonra ut çalmaya başladı. Erzurum'a geri döndük. Benim dedem öz ve öz Türk, Erzurumlu diyerek devam etti. Nasıl olabilir dedim. Bekle dedi, sana bir belge getiriyorum. Gitti, içeriden bir belge getirdi. Beyrut'taki nüfus sayımına göre o belgede adı Ahmet, soyadı Garip, doğum yeri Erzurum. Bizim Ahmet dedemiz Birinci Dünya Savaşı'nda askere alınıyor ve Filistin cephesine gönderiliyor ve gidiş o gidiş. Gerçekten dönüşü olmayan bir gidiş. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın beş şehrinde naklettiği gibi Erzurum'a dönenin de anasını babasını doğduğu evi bulamadığı bir Erzurum. Ahmet dede hiç dönemeyenlerden, savaştan sonra cepheden gelip Beyrut'a yerleşenlerde. Şimdi dinleyicilerimiz o belgeyi merak etmişlerdir. Nüfus sayımındaki belgeyi. Onu gösteriyorum. Şöyle yakınlaştırayım. Arzu edenler dikkatle incelesinler. 1932 Fransa hakimiyetinde Beyrut ve Fransızlar nüfus sayımı yapıyorlar ve dede, yani Erzurumlu Dadaş Ahmet dede bu sayımda Erzurum olarak, doğum yeri Erzurum olarak kaydediliyor. İşte hikayemizin kahramanı da bu. Savaşmaya gidip dönmeyenlerden, dönemeyenlerden Yusuf'un dedesi. Beyrut'ta kalıyor ve bir Arap hanımefendiyle evleniyor. Belgeyi gösterdi bana.
1932 yılında Fransızlar bölgede orada nüfus sayımı yapıyorlar ve bu sayımda Yusuf'un dedesi de sayılıyor. Bu belgede dedesinin doğum yeri olarak Erzurum yazıyor. Biraz önce değerli dinleyicilerimize gösterdik belgeyi. Yusuf, Türkiye'nin Türkiye'den daha büyük olduğunu gösteren örneklerden biri. Yüreği Türklük için çarpan, cebindeki telefon ekran resminden duvarındaki ay yıldızı bayrağı kadar, hatta bizim gibi dedesine kadar Türk. Yusuf dedesinin Türk olduğunu öğrendikten sonra daha fazla Türkiye hakkında okumaya, öğrenmeye, Türkiye'ye seyahat etmeye başlamış. Türkçe öğrenmeye başlamış. Çünkü annesi Arap. Bu nedenle evde Türkçe öğrenilmemiş. İntikal etmemiş ama çocuk bu hikayeyi bildiği için acayip bir Türk hayranlığı var. Evin her tarafı Türk bayraklarıyla donatılmış. Yusuf bu görüşmemizden sonra spor alanında kendini geliştirdi ve uluslararası müsabakalarda vücut geliştirme alanında ödüller kazandı. Lübnan televizyonlarında programlar sunmaya başladı. Bu da böyle bir Lübnanlı Türk hikayesi. Dünyanın neresinde olursanız olun, Türk'ün ne şekilde karşınıza çıkacağını bilemezsiniz. Kaynak Ali Sıda. Not, bu hikayeyi bana genç dostum Abdülkadir Doğan Ay anlattı. Kendisi görevi icabı yurt dışı Türkler Başkanlığı uzmanı, sık sık yurt dışında bulunmaktadır. Ali Sıda'dan Edirne, 11 Temmuz 2024. Hayırlı akşamlar diliyorum.